Evet, genel öncelikle, merkez tarafından yeni Atlantik. Öncelikle duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Valla Kızılay 1868'de kurulmuş ve şu anda bütün dünyaya yardım elini uzatan çok ulvi, çok önemli bir kuruluş. O yüzden onun burada bir parçası olmak çok büyük bir onur, çok büyük bir gurur ve çok önemli de bir yük. Çok ağır bir yükün altına girdiğimin de farkındayım. Peki bağışlar nelerdi, açıklayabilir misiniz? Kızılay'a biz her türlü aynı ve de mani maddi yardımları kabul ediyoruz. Çünkü bu gelen yardımlarla biz bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmakla yükümlüyüz. Burada ayrıca sosyal sorumluluk projelerinde de bu bağışları kullanıyoruz. Bağışlar olduğu gibi giderler de çok olur. Giderleri de söyleyebilir misiniz? Tabii ki. Yani bizim burada temsil giderlerimiz var. Şubemizin giderleri var. Aynı zamanda almış olduğumuz yardımlarla ilgili aynı yardımları da bir kısmını kendimiz temin ederek yapıyoruz. Giderlerimiz de bu şekilde ciddi bir kalem oluşturuyor. Yeni projeleriniz var mı? Var. Çok projemiz var. Çok projemiz var. Öncelikle Bodrum'da bir sabit kan merkezi oluşturmamız gerekiyor. Ama garajda bir kan noktası olarak Bodrum Belediyesi Sayın Ahmet Aras bize bir yer tahsis etti. Buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. Bunun dışında da gençlerimizle, engellilerimizle, yaşlılarımızla, yoksullarımızla ilgili yeni bir sürü projeler ortaya koymaya çalışacağız. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yani sizin yapacağınız her türlü iyilik hiçbir şekilde sorgusuz, sualsiz ve acilen yapılmalıdır. Tabii ki. Yani bunun için şey, ama birlik olarak yapacağımız bir şeyler varsa hemen toplanırız, bir araya geliriz, kararını alırız. Bunun finansman ihtiyacı varsa onu nasıl buluruz da çalışırız. Şu an peki, ben üç aralık için engellilerle ilgili bir şey söylemiştiniz ama buradaki ben arkadaşlara da bildirmek istiyorum. Tabii o zamana tabii kadar gelir mi bilmiyorum ama kuş yuvalarımız gelecekti bize. Biz engelli çocuklarımızı buraya getiremeyiz ama hem engelli hem engelsiz çocuklarımızı bir araya getirip o kuş yuvalarını birlikte boyatabiliriz. Çocuklar ve engelli olmayan yani çocuklar bir araya gelirse hani öbür yani grup bundan zarar görebilir. Ama şimdi şöyle, engelli çocukların da diğer engelsiz çocuklarla birlikte bir arada yaşayabileceğini göstermek zaten amaç farkındalık yaratmak. Yani şimdi dışarıda da engelsiz çocuklar engelli çocuklara farklı baktığında en çok anne etkileniyor.